Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve bihi nesta'in. Bizleri bu güzel cuma vaktine ulaştıran Allah'a hamd ediyoruz. Sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a da sonsuz ve selat ve selam ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hayırlı cumalar diliyorum. Cumanın getirmiş olduğu bütün güzelliklerden hissemize düşen payı alabilmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Çok değerli bir konuğumla karşınızdayım. İlahiyatçı yazar Osman Hazır hocam. Hazır ve nazır bir şekilde burada. Eyvallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum hocam. Sıhhata afiyettesiniz hocam. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Siz de iyisiniz. Allah hamdolsun. Sizlere görünce için. daha iyi olduk hocam. Allah razı Eyvallah. olsun. Bugün çok özel konuları konuşacağız. Aslında özelden kastım şu hepimizi yakından ilgilendiren, bize elzem olan dualar, sığma duaları var, nazar ayetleri var. Hocam işte ruhsal bir problem yaşıyorum hangi duayı okumalıyım? İşte sağlık problemi yaşıyorum hangi duayı okumalıyım? bana şer gözüyle bakan, iftira gözüyle bakan, şerrinden emin oldu, emin olmadığım insanlar var hocam. Bu gibi sorular hep geliyor. Bu soruların bir sentezini şu anda sizlere gerçekleştiriyorum. Yani sizin esasında sorularınız bunlar. Nasıl korunmalıyım anlamında bu soruların inşallah hepsine cevap arayacağız. Tabii seyirci sorularımız da olacak arada. WhatsApp iletişim hattını arkadaşlarımız ekrana yansıtırsa ona da WhatsApp'a da sorularınızı yöneltebilirsiniz. Şu anda ekranda arkadaşlarımız hemen yönelttiler sağ olsunlar. Dolayısıyla çok güzel bir program. Kısa zaman içerisinde çok şey konuşmaya çalışacağız. E, sığınma dualarıyla başlıyoruz. Sığınma duaları. Hani insan neden neye sığınır? Kötü olan her şeyden Allah'a sığınır. E, mesela <laughs> Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam zamanında 1500 sene önce Peygamber Efendimiz'in yüzüne gülüp arkasından kuyusunu kazmak isteyen, hatta yüzüne gülmeyip alenen aşikar bir şekilde düşmanlık yapan insanlar da oldu. O gün de vardı, bugün de var. Yarın kıyametin kopmasına bir saniye kalana kadar olacak. Bu bir e, realite. Yani Allah hem şerri hem hayrı yaratmış. İmtihan dünyasındayız. Dolayısıyla Allah insana eşrifi mahlukat yani yaratılmışların en şereflisi olarak göndermiş ve bize akıl nimeti, irade nimeti, peygamberler kitaplar göndermek kaydıyla da eğriyi doyurudan ayırma bilinci olan Furkan bilincini vermiş. Dolayısıyla ama insan çok özel de çok önemli bir varlık. Ama iki yere potansiyeli var. İşte kötü yere potansiyel olduğu zaman e, ne yapıyor? Hem kendine hem de başkalarına zarar verebiliyor. İşte bu zararlardan korunma adına tek insan olarak değil. Cinlerden, şeytanlaşmış insanlardan, şeytanlardan, iblisten bunların hepsinden genel manada korunmanın yolları nelerdir? Bunlarla inşallah devam başlayacağız. Hocam sığınma duaları. İhlas, felak, nas. Muavvizeteyn diye geçiyor. Bu peygamber efendimizin hayatında çok özel yeri olan 3 sure. Bismillah diyelim. billahi بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ Sığınarak başlayalım. Kovulmuş Aa, olan evet. şeytanın şerrinden Allah'a sığınalım. O zaman besmele bir sığınma... Özel euzub... özellikle istiaze dediğimiz. Kelime istiaze, sığınmak demektir zaten. Hı hı. Hocam şöyle bir başlık açayım. Küçücük bir rizka olsun. Şimdi, e, deprem olur, e, Allah korusun. E, savaş olur, e, işte başka bir şeyler olur, nükleer saldırı olur. E, i̇nsanları sığınaklara, sığınacak bir yerlere yönlendiririz sığınmak gölgesi altına girmeyi gerektirir. İnsan güçlü, dayanıklı bizi koruyacağına inandığı ve düşündüğü şeye doğru sığınmak ister. Yani hmm. biz Ukrayna'da işte gördük biliyorsunuz savaşında insanlar binaların sığınakları yoksa metro istasyonlarına ve yer altındaki başkaca güvenli alanlara gitmeye çalıştılar. Neden? Dendi ki işte yukarıdan gelecek bombalar, saldırılar falan filan varsa buradan daha iyi koruyacaktır diye düşünülecek. Dolayısıyla sığınmak insanın Temel ihtiyaçları içerisindeki Maslow'un böyle bir psikolog, Maslow'un böyle bir hiyerarşisi vardır yani. Hiyerarşi piramidi vardır, ihtiyaçlar piramidi vardır. Bunlar içerisinde güvenlik ve emniyet duygusu, ihtiyacı önceliklilerden bir tanesidir. Şimdi sığınmak insanın içinde bulunan bir ihtiyaç. Güven duygusu böyle bir ihtiyaç. Bunu arar insan, bunu bulmak ister, bunda olmak ister. Dün önüme, internette bir haber düştü. Hollanda'da 28 yaşında bir genç kız. Hollanda'nın çok küçük bir köyünde yaşıyor. Hı hı. Ee, fiziksel hiçbir problemi yok, hastalığı yok. Ancak psikolojik hastalıklarının altından kalkamadığı için... doktorlar da artık sana yapacak bir şeyimiz yok. Sürekli ansiyete, depresyon ve benzeri psikolojik problemlerle uğraşması nedeniyle... Kız e, kanuni olarak ötenazi hakkımı kullanmak istiyorum diyor. 28 yaşında birisi... Hmm. Ötenazinin anlamını biliyoruz. Yani e, Hollanda'da e, belli şartları taşıyan insanların kanunla izin verilmiş kendi hayatına, yaşamına doktor kontrolünde son vermesi. Yani intihar. İntihara evet. izin veriyor. Şimdi o şeyleri okudum. Nedir onun adı? Onun ona küçük küçük istatistiklere baktım. İlgimi çektiği konu. Hollanda'da bu resmileşeli, kanunlaşalı normal ölümlerin yüzde %20'sine yakını, %5 veya yüzde %20'sine yakını şey. Ötenazi. Ötenazi. 93 yaşında Hollanda'da başbakanlık yapmış birisi bundan bir ay önce eşiyle beraber yan yana kendilerine ötenaz uygulatmışlar. Şimdi kızcağıza bakıyoruz ben diyor artık hayatın hiçbir şekilde düzene gireceğini düşünmedim diyor. Bana öyle gelmiyor. düzelmeyecek bu şey. Kendimi iyileşemiyorum moral olarak ben iyileşmeyeceğim bunu fark ettim diyor. E bu hayat bana anlamsız geliyor. Kendime son vereceğim. Hocam iyi ki iman var. Ha <laughs> işte. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz şüpeden, inançsızlıktan, korkudan Allah'a sığınma için bize tavsiyelerde bulunuyor. Kur'an-ı Kerim ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize nasıl ahlaklı olacağımızı öğretiyor. Buna dair ilkeler söylüyor. Nasıl kulluk ve ibadet yapacağımızı öğretiyor. Bize aynı zamanda nasıl dua edeceğimizi de öğretiyor. Hmm. Muhteşem bir şey. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de işte biliyorsunuz yani sizin bahsettiğiniz e, iki tane e, sure yani kul e'udhu bi felak diye halkımızın çok iyi bildiği ya da ve deve dev arkasından gelen kul e'udhu bi dediğimiz nas suresi ve felak suresi e, koruyucu sığınak sureleridir. Doğrudur. Ve bunlar e, neredeyse insanın e, karşısına çıkabilecek problemlerin büyük bir kısmını kuşatacak bir çerçeveyle bunlardan Allah'a sığınırım diye duada bulunmamızı işte. Kul bi rabbil felak. Ben sabahın aydınlığının Rabbine sığınırım diye başlar Min halak der arkasından. Yarattıklarının tamamının kötülüklerinden ve şerrinden sabahın aydınlığını sığınırım. Allah'a sığınırım. Bunun Rabbine sığınırım. Aydınlığının Rabbine sığınırım. Kul Rabbil bi felak halak ve min şerri gâsikın izâ vekab ve min şerri neffâthâti fil uqad hasetçinin işte efendim düğümlere üfleyenlerin, üfürcülük yapanların insanları etkilemek için, insanlara baskı altına almak için, ruh dünyasını bozmak için onların arkalarından hesap kitap güdenlerin tamamının yaptıkları, kurdukları planlardan Allah'a sığınırım. Subjektif şeyler bunlar. Hocam mesela Peygamber Efendimizin de adeti üzere Hazreti Ayşe annemizden biliyoruz değil mi? Hani her gece yatağa gelirken diyor, evet. yatağa vardığında e, ellerini birleştirir, ihlas felaknası okur Mutlaka, diyor, alışkanı. üfler şöyle başından aşağı ellerinin vücudunu değebilecek bütün noktaya kadar sıvazlar vücudunu ve sağ tarafına yatarmış peygamberimiz. Allah Resulü'nün falak ve nas özellikle surelerini yatmadan uyumadan önce okumaya adet haline getirdiği kesinlikle doğru. Bir de hocam mesela bu felak ve nas siz manasını verdiniz ya hmm. hani nasla birleştirdiğimiz zaman esasında hani Özet şu mu? Hani gecenin karanlığından, şerli insanların şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden, ins ve cinnin şerrinden, işte hasetçinin, üfürükçünün kötü zihniyetli insanların şerrinden Allah'ım sana sığınıyoruz demenin adıdır esasında bu sureleri okumak. Şöyle. Özeti bu mahiyeti. Evet. Mesela Nas suresinde çok ilginç bir giriş var. Kul a'udu e bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Böyle bir altını çizer ki bak. Kul a'udu e bi rabbin İnsanların insanların Rabbine. Melikin nas, insanların sahibine. İlahin nas, insanların tanrısına, ilahına sığınırım. Yani bir şey mesaj veriyor. Bak başka bir şey. Yani şunu düşünmüyorum her zaman için. Bunu okuyalım. Stres bitsin. Değil. Şöyle bir düşün. Bize inancımıza dair bir rota veriyor. Diyor ki ruh dünyada bir sıkıntı mı var? Psikolojik bozukluğun mu var? Ya bunu taşlarda arama. Ağaçlarda alama. Bu arama. Budizmde arama. Allah'ta ara. Bunların tamamını yaratan da ara. Size iki tane anekdot anlatacağım. Söyleyeceğim şimdi çok kısa kısa. Tabii hocam bir, Önceki akşam babamla beraber, işte yanımda biliyorsunuz, yanımda evet. beraber benim bereket kaynağım, dua kaynağım. Ne bizi güzel, inşallah. çok da iyi hizmet ediyorsun Elhamdülillah, maşallah. Elhamdülillah, şükürler olsun. Çamlıca Camisi'nde teravih namazı kılmak için gittik. Camiye girdim. Cami, yani bizim Allah'ın evi dediğimiz bir mekan. Genç bir hanımefendi, camide oturmuş yoga yapıyordu. Döndüm baktım, bir daha baktım. Dedim ki nasıl bir şey? Burası Allah'a sığınılacak yer. Yani seni, beni, duygularımı, her şeyimi yaratan Allah. Güneşin, ayın, yıldızların, Allah'ın e, izni ve müsaadesi olmadan bana bir zararı ve faydası dokunmaz. İki gün önce ikinci anekdot olsun. Olayın çar, absürtlüğünü ve çarpık, çarpıklığını e, işaret etmek için bu anekdotu söyledim. E, bir yüzük almak için e, Fatih'te bir e, gümüş satan, yere girdim. işte ya şu renk olsun, bu renk olsun dedim ki mümkünse mavi renk ya da yeşil renk bir şey bulabilir miyiz? Hanımefendi çok açık bir turkuaz çıkardı ama altına şöyle bir kayıt düştü bana. Dedi ki hem nazardan korur sizi dedi. <laughs> dedim ki daha bu programdan konuşmamışız, bir şerik konuşmuyoruz. Dedim ki ben nazardan korunmak için taşlardan medet ummam ki dedim. Ben nazardan korunmak için Rabbim bana kul felak ve kul وَقُلْ diye iki tane muavvizeteyn sure öğretmiştir. Peki hocam, mesela taş dediniz ya, nazar boncukları da mesela e, halk, Türk halkında çok yaygın. Evet. Aslında belki halkımızın birçoğu gayri ihtiyari. Tabi canım. E, bu işi bilmedikleri için belki de hani bu medet umma olayı var ya, nazar boncuğu eve asar arabaya asılır filan hani nazar alsın diye. Bu esasında cahiliye döneminde Cahili döneminden putlara tapmakla alakalı bir geçmişi var mı? Bu geleneğin bize kadar gelişinde. Şimdi şöyle üstadım. Önce şunu kabul edelim. Bizim halkımız putperest değil. Tabii. Yok Heh, ben zaten o şeye düştüm. Siz, siz onu, yani. onu kastettiniz. Ama biz hakikati evet, altını tabii. çiziyoruz. Bizim halkımız Müslüman insanı. Elhamdülillah. Anadolu insanı. Allah arı, duru, katıksız iman eder. Hatta bizim hocalarımız derler ki keşke biz bu koca karıların, yaşlı teyzelerin imanına sahip olsak. Hani biz Allah 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 olduğu için iman ederiz. Doğrudur. Ama hepimiz de biliriz ki ya bir göz değmesi, nazar değmesi vardır diye bir var ama yani insanların kötü bakışlarının, insanın e, insana ve eşyaya olumsuz etki yaptığına dair yapılmış birimsel çalışmalar da var. Ya. Tabii. Kesin. Evet, insanlar zaman zaman bazı şeylerden korunabilmek için gerçek koruyucunun kim olduğunu unuttuklarında Heh. başka şeylerden çözüm aramışlardır, hmm. medet ummuşlardır. Yani Allah'ın her şeyden koruduğuna dair güçlü bir imanımız her daim sağlam ve güçlü bulunursa, yüreğimizde, imanımızda, davranışlarımızda bulunursa hocam, ne taşa ne ağaca ne nazar boncuğuna ne bir şeye ihtiyaç kalmaz. Ki zaten ihtiyaç da yok, faydası da yok onu da söyleyelim yani. Ha ya onu diyecektim. Ama dediğinizin temelinde aynen bu var işte. Evet. Ee, geçmiş dönemlerden kalan müşrik putperest insanların döneminden kalan Allah'ın Allah'ın yanında başkalar başka şeylerin de insanları zararlardan koruyabileceği veya fayda verebileceğine dair hmm. o inancın küçük küçük kırıntıları bugüne kadar yansımıştır. Yansımış. Hani açıkçası şöyle söyleyeyim. Beni yanlış anlamasınlar yani. <laughs> Seyircilerimiz süs objesi olarak kullanırlarsa. Bir, birisi bir yerde bir şey koysa, vallahi gayet de güzel emek sarf edilmiş böyle o rengi mavisi işte efendim camdan falan yapıyor. Güzel evet. bir şey. Ama ben biliyorum ki süs objesi olarak yapılmadığı için ben evime onu almam. Hmm. O zaman yapılış gayesi de önemli. Çünkü e, tabii ki çünkü biliyoruz ki artık bu böyle bir alışkanlık var. Bana sorarsanız bir Müslüman kardeşim, halkımızdan birisi nazardan, kötü gücün, kötü bakıştan, kötü insanların hesaplarından, kitaplarından korunmak istiyorsa taştan, ağaçtan, güneşte, işte efendim şundan bundan medet ummasın. Ya. Bir. Önce şunun altını çizelim ama. Ben din psikoloğuyum. Yani az buçuk psikolojiye e, yatkınlığımız var okumuşluğumuz var Birisinin ruhsal Sıkıntıları varsa Hı. Birisinin e, depresyona Yatkınlığı varsa ansiyetesi Yani sürekli bir can sıkıntısı Moral bozukluğu içerisinde sürdürdüğü Bir hayatı varsa Bununla alakalı öncelikli Olarak tıbbi yardımı mutlaka Alsın bu zaten çok olmazsa Hiç olmaz. tartışmasız bakın net söylüyorum Tıbbi yardımı alsın ya Yani hangimizin bu çağda yaşayan, modern çağda yaşayan hangimizin bir psikiyatrın kapısından giderken ya acaba hani eskiden derdik ya bizim bir arkadaşa lazım oldu bir antidepresan mı alsak? Yok yok o devir geçti. Bir arkadaşa değil bana lazım oldu, sana lazım oldu, ona lazım oldu diyelim. Gitsin tıbbi yardımını alsın. Ama şunu da eksik bırakmasın. Tıbbi yardımı alırken şunu bilelim ki ilaç tedavi eder ancak şifayı veren Allah'tır. Onu zaten ilacı içerken de öyle söylemek Heh, lazım. O ilacın faydasını sağlayacak olan Allah'tır. İlacı içsin ya Şafi ya Allah. Şimdi başka bir şeylerden de hocam sadece nazardan değil bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında sığındığı o kadar ilginç şeyler var ki hatırlarsanız istiaze bahisleri vardır. Yani sığınma bahsi vardır. Ee, hadis alimlerimizin kitaplarında sığınma bahsi. Kitabı kitab istiaze vardır. Sığınma bahsi. Birkaç tane örnek söyleyeceğim mesela. Hadis-i şeriften bize nakledilen dua. Allahümme inni e'udhu bike minel hemmi vel hazen ve e'udhu bike minel aczi vel kesel ve e'udhu bike minel cübni vel buhli ve e'udhu bike min galebeti deyni ve gahri rical. Allah'ım tembellikten, güçsüzlükten, ihtiyarlığın düş düşkünlüğünden, gamdan, kederden ve tasadan ve borç altında kalıp insanlara karşı mahcup olmaktan ve insanların bana karşı güç kullanarak tahakküm altına almasından sana sığınırım Allah'ım. O zaman sığınılacak bir şey sadece çok. tek şey zannediyordu ki insanlar bir zarar vermesin Allah'ım sana sığınırım ama tembellikten Bakın düşünebilir. Tabii bir sürü... tembellikten büyük felaket olur mu? Olur hocam. Yani çok büyük bir felakettir tembellik değil tabii, mi? Tabii. Toplumun toplumun yani siz toplumunuzu geliştirmek istiyorsunuz. Ekonomik olarak ilerlemek istiyorsunuz. Bilimde ilimde ilerlemek istiyorsunuz. Ya yani bunun en büyük düşmanı nedir? Tembeldir. Ve bu, bununla alakalı çok özür diliyorum hocam. Yani bunu bir, bir kere daha söyledim ama belki izleyenler için bir daha söylemek icap ediyor. Yani Twitter'da galiba Instagram'da olsa gerek bir önüme bir video düştü kendisini hoca olarak ifade eden bir kardeşimiz yine diyelim. Allah hidayet diyelim. versin. Amin. Aynen şunu ifade ediyor. Vaka suresini okuyun zengin olursunuz. Evet, tamam evet. burada problem yok. Ancak devam ediyor. Diyor ki siz evinizde oturun. işe gitmeyin, evet. çalışmayın. Eee evet. Vaka suresini okuyun zengin olacaksınız. Hocam işte mesela bunu dinleyen birisi ya dinden soğur hocam ya. Söylediği Vaka suresi Kur'an-ı Kerim'de Şimdi girişini yanlış söylersem lütfen siz düzeltin. Hafızsınız. Ve enleyselil insan illa mese'a. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır diyen ayeti kerime de, Kur'an-ı Kerim'de. Ho Şimdi haşa Allah yalan mı söylüyor ya da sözleri arasında şey mi var? Ee, çelişki mi? Çelişki mi? Böyle bir şey mümkün mü? Hocam şöyle mi yani? Aslında bak şöyle yani doğru söylüyor ama eksik söylüyor diyebilir miyiz? Yani şöyle. Ya bir insan Hani ifade buyurduğumuz ayette insana ancak çalıştığının karşılığı vardır. Evet. Müslümana demiyor, Yahudi'ye demiyor, Hristiyan'a demiyor, insana Tabii. diyor. Dolayısıyla insan önce kendisi çalış, çalışacak, şabalayacak, mücadele edecek. E, e, ve onun neticesinde Allah'ın Vaka Suresi'ni de okudum bana zenginlik ver dediğinde bir problem yok. Yok hiç problem yok. Aksine... Ama hiç çalışma, evde otur, Vaka Suresi'ni oku, Allah'ın izniyle zenginsin aksine, diyor ya. Aksine, aksine... Üstadım, aksine... Ee, biz biliriz ki maldaki iyileşme sadece kişinin fiziksel çalışmasıyla doğru orantılı değildir. Neyle orantılı var? Allah'ın do yürü ya kulum demesiyle alakalıdır. <laughs> Bazılarına Ami uç kulum tabirdi. diyor. Tabii amiyane tabirle. Çünkü biz biliriz ki zenginlik <laughs> ve fakirlik ödül ya da ceza değildir. Allah ilmi isteyene zenginliği istediğime veririm diyor. Ö Aynen öyle. Ma varlık ve yokluk Allah'ın imtihan vesilesidir. Birinizi varlıkla imtihan eder, birinizi yoklukla imtihan eder. Ama darlıktan kurtulmak için dua edin ve çalışın. Bakın yani. darlıktan, tembellikten fakir. Allah'ım bak şimdi işte sığınma duası okuyacağım size. Çok ilginç gelecek biraz sonra. Allahümme inni e'ûzu bike minel küfri vel fakri. Allahümme inni e'ûzu bike min azâbil kabri. buhari ve Müslim'de geçen yani iki tane en sahih hadis kitabında geçen bir sığınma duasıdır. Pe bu peygamberimizin, peygamberimizin ağzından, ağzından çıkan. çıkan bir duadır. Acizane kardeşimiz mümkünse sabah akşam yapmaya çalışır. Duanın tercümesini yapalım yani. Allah'ım Allah'ım fakirlikten ve küfre düşmekten sana sığınırım, kabir azabından sana sığınırım. Allahümme inni e'udu bike minel vel fakri. Allah'ım fakirlikten ve e, küfüre düşmekten sana sığınırım. Peygamberimiz fakirlikten Allah'a sığırmıştır. Hatta başka bir hadisi şerifte der ki, fakirlik neredeyse kafirlik olu verecekti der. Hmm. Kafirliğe sebep olu verecekti, çaresizlik. Yani şunu demek ister, çalışın, çabalayın, duanızı edin, Allah'a sığının. Takdiri Allah'a bırakın. Ama arkadaş hiç ağacın gölgesinde oturup da ben bugün ben Vakıa suresini okudum. Bizim parayı kim getirecek diye beklemeyin. Ee, onu söyleyen arkadaşımız ben de gördüm birkaç tanesini. Instagram'da e, işletme hesabı açmış para getiren, gelir getiren hesap açmış. Söylediği o videonun milyon izlenmesini ve bu sayede de her tıktan kendi hanesine para gelmesini hesaplıyor. Ya şimdi hocam, e, şimdi kimse kusura bakmasın özür diliyorum yani, bir şey, Doğru değil mi? İşte belki de hani bazen diyoruz ya ya biz niye e, İslamiyet'ten uzak yaşıyoruz? Toplum niye bu kutuplaştı? Niye bu hale geldik? Aynen öyle. En büyük sebebi maalesef bizleriz. Bu Şimdi özel eleştiri yapıyorum. Yani. Üstadım psikolojik rahatsızlıklarla alakalı bir şey daha söyleyeyim. Sahabe-i kiramdan birisini söyleyeceğim şimdi. ...Hazreti Halid bin Velid... ...Halid bin Velid'in herhangi bir şeyden... ...korkmasıyla alakalı bir düşünce... ...bir da olabilir mi? Olmaz... ...muhteşem bir ordu komutanı... ...hatta bir şeyin altını çizeyim... ...Müslüman olmadan önce de... ...komuta ettiği hiçbir savaşı... ...kaybetmemiş bir adam... ...bakın Müslüman olmadan tamam. önce de... ...yani savaşa... ...hem tedbirli hem... ...zeka ile stratejik bir şekilde giriyor... Hem de korkusuzca dalıyor böyle, kırıştı. Bu adam, Salih e, bin Velid Efendimiz'e geliyor. Diyor ki, Ya Rasulallah! Uzun zamandır geceleri rüyalarımda çok korkuyorum. Korkulu rüyalar görüyorum. Sabahleyin kalktığımda yorgun kalkıyorum. Bana bir yardım et, diyor. Korkuyla Halid bin Velid'in yan yana gelmeyeceğini yaşantısından, savaşından, halinden biliyoruz ama bu enteresan. Ki korkunun insani bir şey olduğunu anlıyoruz işte burada. Hı psikolojik sıkıntılar ona. Allah Resulü ona dua, isteğaze isteğaze sığınma dualarından tavsiye ediyor. Bunu oku diyor. Hazreti Ayşe biz annemiz anlatır bu olayı. Birkaç gün sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir. Hazreti Halit der ki ya Resulallah tavsiye ettiğiniz bu sığınma dualarını okudum. Okunmayı adet haline getirdim. Şimdi o kadar rahatım ki gece yarısı bir aslanın inine tek başıma girip çıkabilirim. Korku kalmadı bende der. Çünkü biz biliriz ki korkuyu veren de alan da Allah'tır. Eyvallah. Biz aciziz hocam. Tabii. Biz haddimizi Ama bileceğiz. Biz tabii şunu yapmamaya çalışıyorum farkındaysanız. Ne olur? Çünkü bu, bu programımız bu bu tarz böylesi programların sonunda şöyle bir şey bekler insanların bir kısmı. Hocam şundan kurtulmak için şu duayı kaç bin kaç yüz kaç kere okumamız 4404 kere bilmem efendim 3333 kere falan şunu okursan şöyle olur böyle olur diyorlar ya İşte neyi kaç bin kaç kere okuyalım da neye ulaşalım neyi kaç bin kaç kere okuyalım da neyden sıyrılalım bir dakika bunun altını çizelim İslam'da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize gelen rivayetlerin hiçbirinde şu hedefinize ulaşmak için şu duayı 4444 kere 3333 kere okuyacaksınız. Okumanız şarttır diye bir rivayet yok. Peki niye hocam bu sayılar çokça şu anda hayatımıza İnsanlara cazip geliyor. Akılda kolay kalıyor. Müşteriyi güzel topluyorsunuz. Ne olur hocalar bana kızmasın. Tam böyle bu işin hiç e, sansürsüz ifadesini böyle söylüyorum. Peki hocam ben. mesela... iyi niyetli söylemiş olsalar bile eyvallah, doğru değil hocam. Eyvallah. Peki bu duaları ne kadar okursak o kadar hala o zaman. Çok Peki, sayıya takılmayacağız. Sayılı verilen dua sadece nerede var biliyor musunuz? Nerede hocam? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte söylemiştir ki namazdan sonra 33 defa Sübhanallah, Hı. 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber deyiniz demiştir. Evet bunu da gerçekten hepimiz yapıyoruz bilmeyen de yok. Sıkıntıların belaların üzerinden gitmesi için şimdi halkımızın kulağına yatkın olan bir dua cümlesini söyleyeceğim. Hepten de böyle Allah ama Allah Resulü'nden gelen bir cümle. Tabii. Sahi. Kaynaksız konuşmuyoruz. Hayır yok. Uydurulmuş dualarla. Bu arada hocam seyirci sorumuz da var. O da hazırda bekliyor. Tamam. Biz ondan sonra mı şey yapalım? Bu duayı söyleyeyim. Tamam. Ee, o şu arkasında aşka da gelecek. Ama bu duayı söyleyeyim tamam. kalsın. Bir cümle. Tamam. Eûzu bi kelimâtillâhi tammâti min şerri mâ halak. Bir daha söylüyorum. Üç kere tekrar edeceğim. Aklımda kalsın diye. Sonra ezberleyebilmek isteyenler video YouTube kanalından izlesinler, ezberlesinler. Doğru mu? Evet, Nav'ın YouTube kanalında. Evet. Eûzu bi kelimâtillâhi tammâti min şerri mâ halak. Eûzu bi kelimâtillâhi tammâti min şerri mâ halak. Türkçesi ne? Türkçe su. Yarattıklarının şerrinden, Allah'ın yarattıklarının şerrinden Allah'ın tas tamam kelimelerine kelimeleriyle sığınırım. Oo, Bitti. Iyi. Günlük okuyun diyor be Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Söyleyin. Bu da bu da ödevimiz olsun. Tabii bu, bu, bugün ödev, bugün eşantiyonu, bugünün <laughs> kısmetimizin payı bu olsun. Şimdi sorunuz Hocam <laughs> cuma ha? bereket ya. Gerçekten Ramazan zaten bereket. Cuma ayrı bir bereket. Şu anda duaların müstecab olduğu çok önemli dakikalar. Ee, bu akşam akşam birlikte Kadir Gecesi biliyorsunuz başlıyor. Vallahi harika. Yani Allah ne kadar ya bütün güzellikler, bütün bonuslar bir araya gelmiş hocam. Elhamdülillah. Allah ne kadar şükresek ham desek azdır. <laughs> Allah e, hamdımızı, şükrümüzü ilelebet daim eylesin. Hemen seyirci sorumuzu alalım. Fatih Bey, hayırlı Ramazanlar. Kalp hastalığını kullandığı dil altı hapı orucu bozar mı? Teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz e, seyircimize. Önemli bir soru. Şu anda biliyorsunuz tansiyon ve kalp hastalarımız zaman zaman buna ihtiyaç duymaktalar. Bu konuda şunun altını önce çizelim. Söyleyeceğimiz şeylerin Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri, Yüksek Kurulu'nun doktorlar, tıp adamları ve ile beraber ilahiyat uzmanlarının birlikte çalışarak ortaya koydukları çizgilerde olacağının altını çizelim. Eyvallah. Bu önemli bir şey çünkü sağlık ve oruç konusunda ihtiyatlı konuşmaktan yanayız. Derler ki hocalarımız... Dil, haltı, dil altı hapları dilin altında eriyip dağılır. Dolayısıyla boğazdan aşağıya geçen bir şey söz konusu değildir. Abdest alırken ağzı yani 0.06 mililitreden bahsedilir onun miktarının yani. Hı hı. Çok küçük oranlar. Abdest alırken ağzınıza su verdiğinizde hı. oluşan rutubet ve nemden, boğazınızdan aşağıya kaçandan bile çok çok düşük düşüktür. Dolayısıyla, Dolayısıyla orucu... dil altı hapı kullanan bir kardeşimiz buna mecburiyet söz konusuysa kullanabilir, orucu bozulmaz. Eyvallah. Diğer sorumuzu da alalım hemen. Merhaba hocam. Hacamat yaptırmak orucu bozar mı? Çok merak ediyorum. Merhaba. Hocam bu soruya ben de ilave bir soru sorayım. Tabii ki. Hacamat sünnet midir? Evet. Şimdi şöyle, bir şeyin sünnet mi değil mi ifadesini kullanmak çok zor. Şu şu an çok acayip bir sektör halde de geldi. Onu da söyleyeyim yani. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bir takım hasta, koruyucu hekimlik <laughs> ve bir takım hastalıklardan kurtulmak için <laughs> hacamat dediğimiz yönteme başvurulmuş yani böyle bir şey var. Tıp ben de bugün alternatif tıp çalışmaları kapsamında Türkiye'de bizim Sağlık Bakanlığımız da bir takım hastanelerde bunun eğitimini almış hekimler vasıtasıyla haçamat ve benzeri başka tedavi yöntemlerinin yapılmasına müsaade ediyor. Hatta randevu almak suretiyle o Hı -hı. şartları taşıyorsanız size de bunu tüm uygulaya uygulayabilir. Ben yaptırdım mesela çok rahatlamıştım hocam. Ben de rahatladım. Onu Sırt, aramızda sırtan. kalsın söylüyorum ama ben doktora yaptırdım. Yani Hocam aramızda e kalmadı yani. Bak. Ondan diyorum zaten <laughs> Bak, Bu hani aramızda kalsın diye böyle söylüyoruz. Güzel. Ee, evet doğrudu. Ben de yaptırdım. Ama altını çizdiğim bir şey var fark ettiyseniz. Hekime yaptırdım diyorum. Ben de aynı. He. Şimdi bu, bu, bu. İsim verirsem reklama girecek girse yüzden. Evet. çok değerli bir hocam. Bu çok önemli bir şey hocam yani. Şimdi acamat yaptırmak vücuttan öyle ya da böyle bir kan çıkışına sebebiyet veren bir yöntem yani işte küçük onu bilirler şeyler bilir küçük küçük kesikler yöntemiyle yaptırabiliyorlar. Şimdi vücuda bir giriş bir şey girişi söz konusu olmadığı için tamam. orucu bozmaz ancak. Heh. Muhtemeldir ki tansiyonunuzun düşmesi, baygınlık geçirmeniz, evet. kandan rahatsızlık duymanız, halsizlik düşmeniz gibi bir şey söz konusu olabilir. Yani orucu o şekliyle bozmaz ama hmm. orucun kalitesini düşürüp ya da bozmak zorunda bırakacak bir halsizliğe sizi düşürebileceği için bizim tavsiyemiz, azalt yaptıracaksanız iftardan sonra ya da ertelenebiliyorsa Ramazan'dan Ramazan. sonra Ramazan. tavsiye ederiz. <laughs> ama ne olur ve ne olur? Alanında uzman hekim dışında olanlara da müracaat etmeyin İyileşeceğim derken ama hekim dışında mesela gerçekten çok hijyen bunun işini il, ilmini almış böyle bazı tabi ama bunu da çözmek zor olur ama, zor tabii, olur abi etrafımıza çok var bir mesela şey. en benim bildiğim ben televizyonda bunu söylemem eyvallah tabi ee, şimdi e, ne kadar kaldı Cenk'im iki dakika kaldı o zaman hemen hızlıca teyini hocam sığma dualarından bahsetti ya mesela çok soru geliyor ben bir yandan telefona da Güzel. bakıyorum e, hocam işte kalbim ruhsal bunalıma giriyor, sıkıntıya düşüyorum. Ne okumalıyım? İnşirah suresi mesela ferahlık verir. bunu dilimize vir edelim hayatımızın bir parçası haline getirelim. Zaten üç satır, çok tabii, böyle tabii. kısa. Arapçasını bilmiyorsunuz. Arapçasını da mutlaka evet. atlamasınlar. Aynen. Türkçesinden okumak kaydıyla İnşirah suresini kalplere ferahlık verir. Bunu okuyabiliriz. Bunun yanı sıra hocam nazar mesela nazar Nazarla alakalı çok soru var hocam. Yıldızım alçak hocam çok nazar diyor. Çok yakışıklıyım, çok güzelim, çok güzel arabam var, çok güzel evim var. Yani hep böyle nazar alıyorum ben diyenler yıldızım, çok. Benim yıldızım nerede bilmiyorum. Alçakta mı, yüksekte mi bilmiyorum. <laughs> Yükselelim nedir bilmiyorum. Bunlara inanmıyorum. Bunların insan üzerinde bir etkisi olumlu ya da olumsuz etkisi olduğunu düşünmüyorum. Burçlarla alakalı bir şeyin ayın, yıldızın, güneşin e, yörüngesinin insanın ruh dünyasına, karakterine, mizacına hiçbir etkisi olmadığını düşünüyorum. Ben bunu net söyleyeyim Eyvallah. ama biliyorum ki ben hayatta yaşadığımız birçok şey Allah'tan uzak kalmak, Allah'ı unutmak, sığınacak bir kapımız olduğunun bilincini, ruh dünyamızdan, bir bebeğimizden, gönlümüzden kaybetmek bizi arayışa sürüklüyor. Bizi bizi psikolojik rahatsızlıklara sürüklüyor. Sığınacak bir kapımız var. Emin olun ki o da alemlerin <laughs> Rabbi olan Allah'tır. Her zaman ve her yerde bizi görür ve işitir. Eyvallah. Alemlerin Rabbi'ne sığınıyoruz dediğimiz gibi İnşirah Suresi'ni unutmuyorsunuz. Bir de mesela güzele dair bir şey gördüğünüz zaman maşallah, <laughs> tebarekallah, subhanallah deyin. Mesela bu bir annenin Oha babanın. Oha değil mi abi? Tabii bu annenin efendim. Oha demesinler. <laughs> evet şu, şu yaygın bir yansıtanı düzeltmek için. Bu annenin babanın evet. evladına bile gayri ihtiyarı değmesi gereken bir husustan bahsediyor. Nazar haktır, hakikattir. İnsanın karşı tarafa bakışıyla alakalı, pozitif veya negatif dediğimiz bakışla alakalıdır. Bu bazen bir eşyaya, bazen bir nesneye, bazen bir evladımıza, bazen bir insana, bazen bir araca. Dolayısıyla hem kendimize nazar değmemesi hem de bizim başkasına nazar değdirmememiz için dilimize pelesenk etmemiz cuma'nın ödevi olsun. Neymiş? Maşallah, subhanallah, la kuvvete illa billah. Allah'a emanet olun. Reklamlardan sonra cuma duasıyla karşınızdayız. Allah hepinizi nazardan korusun. Efendim tekrar hayırlı cumalar diliyorum. Ee, Osman Hazır Hocam'la e, çok güzel konuları işlemeye çalıştık. Cumanın bereketinden, feyzinden istifade etmeye çalıştık. Allah hepinizden razı olsun. Bizleri izlediniz, yine evlerinize konuk ettiniz. Bizden sonra Sahrap Soysallı Ramazan Sofrası programı var. Akşam Kadir Gedesi sahur programı ile karşınızda olacağız. Konuğum ilahiyatçı yazar Ahmet Öz oğlu Değerli dostum inşallah güzel bir program yapacağız kendisiyle. Ee, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bu güzel cuma vaktinde de kalan süremizi dua ile değerlendirelim. Osman Hazır hocamıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum ve bir dua yapmasını rica ediyorum. Buyurun hocam. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Rabbi şu mübarek Kadir gecesinde gecesinin gündüzünde Ramazan gününde sana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kadir gecesi için tavsiye ettiği duayla sesleniyoruz. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fafu anni. Allah'ım sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Bizleri affeyle Allah'ım. Ya Rab bizleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nelerden sığınmışsa bizler de onlardan sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza koru eyle Allah'ım. Ya Rabbi Efendimiz senden neleri istemişse biz de onları istiyoruz. Ya ya Rab bizlere nasip ve müyesser Allah'ım. Ya Rab kıskançların kıskançlıklarından, kötü düşünce sahiplerin kötü düşüncelerinden, Allah'ım bizlerin üzerine üflemek üzere düğümlere üfleyenlerin üflediklerinden, sihirden, büyüden, ruhsal hastalıklardan, gamdan, tasadan ve kederden sana sığınıyoruz. Allah'ım bizleri muhafaza eyle ve Amin. koru Allah'ım. Senden başkasına sığınacak kapımız yok Allah'ım. Ya Rab bizleri... Sana dua ettiğimizde duası kabul olunanlardan eyle Allah'ım. Ya Rab bizleri Ramazan'ın bereketine ulaştır. Cehennem azabından kurtardığın kullarının arasına dahil eyle. Ya Rab bizleri şu cumanın hatrına bayrama ulaştırıp cennete kavuşturduğun kullarının arasına dahil eyle. Amin. El Fatiha. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.